Selam arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte AYT denemelerimize devam ediyoruz. Yine yeniden 3D AYT simülasyonlarından 9. deneme ile başlıyoruz arkadaşlar. Lütfen soruları durdurun. Bir kendiniz okuyup kendiniz cevaba gitmeye çalışın. Ondan sonra benim hatırlattığım bu minik taktiklerle birlikte konu eksiklerinizi de kapatmış olun. Öyleyse hızlı bir şekilde başlayalım. Bu denemenin sonunda sizlere bu denemenin seviyesinden bahsedeceğim. Neler öğrendiğimizden bahsedeceğim ve neler yapabilirizden bahsedeceğim. Hızlıca başlayalım öyleyse. Birinci sorumuz kalınlıkları her yerde aynı olan türdeş K üçgeni, L dairesi ve M dikdörtgen levhası var. Diyor ki serbest bırakılan KLM levhalarından hangileri şekildeki gibi kalmaya devam eder. Şimdi sevgili arkadaşlar ilk önce ben diyorum ki ya benim için iki adet ipim var ve bir tane de ağırlık merkezim var. Şu üçgen için bir bakalım. Biliyorsunuz ki üçgenin ağırlık merkezi şuradan k kadar buradan ise 2k kadar diye düşünebilirsiniz. Aynı ipte aynı gerilme olacağından dolayı biliyorum ki yani şöyle bir çubuk olduğunu düşünelim. Buraya t buraya t dediğinizde tam orta noktasından 2T olarak da aşağıya doğru ne görmem gerekiyor? Bir ağırlık görmem gerekiyor ki dengeyi sağlayabilirim. Fakat buna baktığınızda evet iplerim aynı değerde çünkü aynı gerilmelere sahip. Aynı ipten bahsediyoruz. Fakat bu ipin ağırlık merkezine uzaklığı ile bu ipin ağırlık merkezine uzaklığı aynı değil. Yani torkları farklı olacak. Torklarının farklı olması bu sistemin dengede olmadığını gösterecek bana. Nitekim şuna bakalım. Yine bir T var, T var. Hemen şunu uzattığınızda aynı ip gerilmelerinin benim merkezimi olan uzaklıkları farklı. Dolayısıyla burada yine torklar farklı gelecek. T çarpı D'den dolayı, D'leri farklı olduğu için. Fakat M'ye geldiğinizde ip gerilmeleri aynı ve bunların tam orta noktası aslında zaten benim köşegenlerimin orta noktası. Ne oluyor? Mesafeler aynı olmuş oluyor. Yani bu durumda torkları aynı. Torkları aynıysa sistem dengede kalabilir. Bu durumda birinci şekil bu durumda şekildeki sadece M dikdörtgen levhası dengede kalır hocam deyip soruyu bitirdiniz. Gelelim ikinci sorumuza. Sürtünmelerin önemsenmediği düzenek şekildeki yönde sabit hızlı hareket etmektedir. Şimdi sabit hızı gördüğüm andan itibaren net kuvvetimin sıfır olduğunu bilmem gerekiyor. Ki ivmem de sıfır olsun. Hız büyüklüğüm hiç değişmesin. Sallıyorum arkadaşlar. L aşağıya doğru mg olsun. Bu durumda f değeri de MG olmasını bekliyorum. Çünkü sürtünme yok. F netimi sıfır olması demek ancak bu şartlarda sağlanabilir dedim. F kuvveti ile L cisminin ağırlığı eşit büyüklüktedir dedi. Kabul ettim çünkü F netimin sıfır olması gerektiğini savunuyorum. K cisminin kütlesi artırılırsa ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü azalır demiş. Şimdi arkadaşlar F netimi konuştuğum kuvvetler L ve çekme kuvvetime bağlıydı. Dolayısıyla senin K'yı artırıp azaltman burada bir sürtünme olmadığı için benim kuvvet değerimi etkilemeyecek. Kuvvet değerimi etkilememesi aslında yine yeniden F netimin sıfır olduğunu söyler. E F netinin sıfır olması ne demek? Hocam bu tarafa doğru MG varsa o zaman teyip gerilmem de MG değil mi? Aşağı doğru MG varsa yani şuradaki ip gerilmemin MG olduğunu söyleyebilirim. Senin K'yı artırıp azaltman benim net kuvvet değerimi değiştirmediği için ipteki gerilme kuvvetimi de değiştirmeyecektir deyip bundan vazgeçtik. L cisiminin kütlesi artırılırsa ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü artar. Şimdi L'nin MG değil de 2 MG olduğunu varsayalım. Artık burada yeni bir T değeriniz olacak. Ne dersin? Hocam benim F netim aşağı doğru 2 MG burası MG F netim mg kadar m toplam çarpı a olur. Yani artık bir ivmeli hareket söz konusu olur. Oturup uzun uzun yazmayacağım. Sadece şuradaki ayrıntıya bakarsanız 2 mg eksi t üssü diyelim. ml çarpı a yani artık bir a değerin var l değerin var. t'yi bu tarafa attığınızda kesinlikle 2 mg eksi bilmem ne yani sıfırdan t'nin sıfırdan büyük bir değer olduğunu söyleyebilirsiniz rahatlıkla. Dolayısıyla bunu da kabul edip cevabımıza 1, 3 diyebiliriz kolaylıkla. Geldik üçüncü sorumuza. Hava direncinin önemsenmediği ortamda sabit büyüklükte hızla akmakta olan doğrusal nehrin üzerindeki köprüde bulunan Esra elindeki topu serbest bırakıyor. Ve bu anda nehirdeki tahta parçası şekildeki konumdan geçiyor. Top tahta parçasının K noktasına isabet ettiğine göre. Şimdi arkadaşlar ben serbest bırakıyorum yani topun aşağıya düşmesini bekliyorum. Ve K noktasına çarpmam demek demek ki bu tarafa doğru benim tahta parçası akıntıyla birlikte sürüklendi demek yani bir yata yatış hareketi söz konusu değil dikkat edin. Topun havada kalma süresi 0.5 saniyedir demiş. Şimdi top eğer ki bir serbest düşme yapacaksa h eşittir 5t kareden yola çıkarak 5 eşittir 5t kare t dediğimiz durumu 1 saniyede yere düşeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Nehirdeki akıntı hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniyedir demiş. Şimdi ben bunu nasıl bulabilirim? Top aşağıya ulaştığı andan, anda K tahtası da B ne kadar yol almış? 5 metre yol almış sevgili arkadaşlar. E O zaman diyorum ki ta, K tahtasını buraya e, götüren tek şey ne? Akıntı hızı. Dolayısıyla X eşittir V çarpı T'den 5 metreyi V'yi bilmiyorum. T'nin de bir saniye olması gerektiğini sanıyorum ki topla aynı sürede olsunlar. O zaman akıntı hızımın 5 metre bölü saniye geldiğini rahatlıkla buluyorum. Topun tahta parçasına çarpma hızının büyüklüğünü sormuş. Sen topu attın bir saniyede yere düşecek ve seni aşağıya hızlanmanı sağlayan tek şey yer çekimi Dolayısıyla benim için A çarpı T'den yola çıkarak ivmem 10'du bir saniye sonunda top tahta parçasına 10 metre bölü saniye hız büyüklüğüyle vurdu diyebilirsiniz. Dolayısıyla cevabınız 2-3 oldu ve bunu da hallettiniz. Gelelim dördüncü sorumuza. Akıntı hızının sabit ve VA olduğu nehirde akıntıya paralel olarak suya göre VS hızıyla yüzen yüzücünün... Şimdi bir suya göre VS hızı varmış, akıntı hızı varmış. Tabii ki de yönler bilinmiyor arkadaşlar. Yere göre hızı da VY olmuş. Hangileri doğrudur dedi. Yüzücü akıntı ile aynı yönde yüzüyorsa, yani benim ilk yaptığım gibi ise, diyor ki yüzücünün yere göre hızı akıntı hızından büyüktür. Evet çünkü ikisini birlikte toplamak durumundayız. Yere göre hızı konuşurken yüzücü yere göre hareketsiz ise demek ki akıntıya karşı yüzüyor diyebilirsiniz. Yüzücünün suya göre hızı ile akıntı hızı zıt yönlüdür. Hatta bir de eşit büyüklükte olmak durumundadır. Dolayısıyla sadece yönü söylediği için yine kabul edebildim. Yüzücünün suya göre hızı yere göre hızından büyük olamaz demiş sevgili arkadaşlar. Mesela diyorum ki suya göre 5V hızıyla gitmiş olsun. Ee, akıntı hızı da bu tarafa doğru 1V olsun. Bu durumda yere göre hızın sola doğru 4V gelmektedir. O yüzden suya göre hızı yere göre hızından büyük olabilir. Bunu kabul edemedim ve cevabımı 1 ve 2 olarak işaretledim diyebiliriz. Geldik 5. soruya. Hava direncinin önemsel ne diye ortamda bulunan, düşey kesti şekil 1'deki gibi olan sürtünmeli bir kayak pistimiz var. K noktasından ilk hızı şekilde harekete geçen kayakçı vücut şeklini değiştirmeden 0T zaman aralığında KL, T2T zaman aralığında LM yollarında hareket ediyor. Diyor ki hız zaman grafiği de şekildeki gibi. Şimdi dikkat ederseniz KL yolculuğunda hızım artmış, LM yolculuğunda ise değişmemiş. Öyleyse şunu söyleyebilirsin. Mesela atıyorum hocam burada x kadar yol aldıysan burası 2x kadar diyebilirsin. Hani bir hız zaman grafiğinden ne sorulabilir diye düşündüm. Hangileri doğrudur? KL aralığında kayakçının mekanik enerjisi artmıştır. Gençler burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Sürtünmeli bir yüzey demiş. Eğer ki yüzeyim sürtünmeliyse mekanik enerjinin artmasını bırak. Çoğu bir miktar enerjinde ısıya gidecek. Dolayısıyla bir artma gibi bir şey söz konusu değildir dedim. KL M aralıklarında kayakçının potansiyel enerjisindeki değişimler eşittir. Şimdi bir bakalım. KL'nin mesafesine x, LM'nin mesafesine 2x demiştik. Potansiyel enerji anlamında baktığınızda üçgende benzerlikten açılarınız aynı, değil mi? Dolayısıyla atıyorum buraya h dersem Buraya 2H diyebilirsin. Dolayısıyla potansiyel enerjilerindeki değişimlere eşittir dememiz doğru olmayacaktır. Lm aralığında kayakçıya etki eden net kuvvet sıfırdır. Çünkü hocam Lm aralığında hızım sabit yani ivmem sıfır. Dolayısıyla F netimin de sıfır olması gerektiğini savunuyorum deyip yalnız 3'ü işaretlemenizi bekledik. Geldik 6. soruya arkadaşlar. Bir yayın ucuna bağlı x cismi yatay sürtünmesiz düzlemde kale noktalar arasında basit harmonik hareket yapıyor. X cismiyle ilgili hangileri doğrudur? K ve L noktalarında ivmesi sıfırdır demiş. Şimdi ben K nerede? Şurada. L burada. Hop yaptım. Bir yay var elimde dikkat ederseniz. Ben aslında buraya uzattığımda bir yayda kuvvet oluşturuyorum. Yayda bir kuvvet oluşturmam demek yani aslında maksimum noktadayım. İvmemin de maksimum olduğunu söyler. Dolayısıyla bunu kabul edemedim. L'den M'ye geliş süresi ile M'den O'ya geliş süresi eşittir. L M O'dan bahsediyor. Aslında biz size şunu şöyle göstermiştik. Eşit mesafelerde ne merkeze doğru daha da hızlandığım için aynı mesafeyi daha kısa sürede alıyordum. 2t t 2t t, t diye tanımlamıştık hatırlarsanız. L'den M'ye geliş sürelerinin eşit olmadığını Söyleyebiliriz. M noktasındayken ivmesi eksi yöndedir. M noktası şurada arkadaşlar. M, ben buradayken merkeze çeken kuvvetim eksi x yönünde. Dolayısıyla kuvvet nereye ivme oraya idi. Yani bunu da kabul etmek durumundayım. 6. soruyu da B diye işaretledim. 7. soru bizlere merkezlerinden geçen miller etrafında serbestçe dönebilen Farklı yarı dişlilerle oluşturulan bir düzenek ve bu düzene bir ev kuvveti uygulandığını delta t süre boyunca söylemiş. Diyor ki hangileri doğrudur? K dişlisine uygulanan torkun yönü ile K dişlisinin kazandığı açısal hızın yönü aynıdır. Şimdi arkadaşlar torkun yönüne bakalım. Sahil kuralı ile buluyorduk değil mi? Şöyle bir kuvvet uyguluyorsun. Burası benim için 4 parmak demek sağ elden. Ve döndürdüğümde baş parmağımın aslında İçeri doğru olduğunu gözlemleyebiliyorum. Dolayısıyla torkun yönü için şunu rahatlıkla söyleyebilirim, içeri doğru. Peki hocam ben açısal hızı nasıl bulacağım diyebilirsin. Açısal hızı da sizlerle şöyle konuşmuştuk hatırlarsanız. Şöyle bir çizgisel hızım olsun. Yine sağ el kuralıyla başparmağın senin açısal hızının yönünü gösteriyordu. Sen böyle dolanırken baş başparmağın yine içeriği gösteriyor. Dolayısıyla torkumun ve açısal hızımın yönleri aynıdır dediniz. Kuvvet uygulanan süre içinde dişlilerin açısal momentumunun büyüklüğü artar. Çünkü sen dışarıdan bir kuvvet uyguluyorsun. E kuvvet uygulaman demek senin burada açısal momentumu değiştirmen demek. Dışarıdan uygulanan bir kuvvet arkadaşlar. KL dişlilerinin açısal hızları eşit büyüklüktedir demiş. Açısal hızları sizlerle tur sayılarıyla orantılı diye konuşmuştuk hatırlarsanız. Bunlar eş merkezli değiller. Buna 2R, buna R diyelim. Atıyorum bu bir tur dönerse diğerinin iki tur dönmesi gerektiğini savunuyorum. Yani birinin açısal hızı omega kadarsa diğerinin 2 omega yani küçüğün daha fazla tur atması gerektiğini savunuyorum. Dolayısıyla bunu da kabul edemiyorum. Cevaba B deyip soruyu bitiriyorum. Geldik 8. soruya hangileri doğru akıma aittir demiş. Bakalım enerji kayıplarını azaltmak için santrallerden yer değişim yerlerine aktarım sırasında trafolar gerilim yükseltilerek taşınır demiş. Trafolar yani transformatörler biliyorsunuz ki sadece alternatif akımda çalışmaktaydı. Elektroliz ve kaplamacılıkta kullanılabilir. Nitekim sizlere ilk anlattığımız Elektriğin hikayesi dersimizde pillerin nasıl ortaya çıkması muhabbetinde kaplamacılığın öneminden bahsetmiştik. Dolayısıyla buna doğru akım diyebiliriz. Akım yönü ve şiddeti zamanla değişmez. Evet doğru akım adı üstünde. Manyetik alana yerleştirilmiş iletken tel çerçevenin döndürülmesiyle elde edilebilir. Alternatif akım. Transformatör dedi alternatif akım. Dolayısıyla yalnız 2 ve 3 Doğru akıma ait özelliklerdir deyip soruyu bitirdik. Geldik 9'a şekli gördüm gözüm korktu. Doğru akım kaynağı var, bobin var, S anahtarı var. T eşittir sıfır anında S anahtarı kapatıldıktan itibaren 2 T süre içinde devrede oluşan elektrik akımı şiddetinin zamanla değişimi şekildeki gibi oluyor demiş. Buna göre neleri konuşabiliriz arkadaşlar? 0 burası 0 t zaman aralığında devrede öz indüksiyon elektromotor kuvveti oluşur. Öz indüksiyon neydi? Öz indüksiyon devredeki akımın değişikliğine karşı gösterdiğim bir tepkiydi. Sen anahtarı kapattığında 0 t aralığında akım artıyor. Öz indüksiyon da diyor ki ya daha yeni akım yoktu. Ona ters yönde bir öz indüksiyon akımı oluşturuyor. Dolayısıyla biri kabul ediyoruz. t2 t aralığında bobindeki manyetik akı sabittir demiş. Manyetik akı manyetik alana bağlı Manyetik alan da benim için akıma bağlı ve bir bakıyorum T2T zaman aralığında akım değerim sabit. Dolayısıyla manyetik akım da dolaylı olarak sabittir demek durumundayım. T2T zaman aralığında devrede sabit büyüklükte öz indüksiyon akımı oluşur demiş. Ne demiştik? Öz indüksiyon akımını konuşabilmemiz için devredeki akımın değişkenlik göstermesi gerekiyor. Fakat T2T'de sabit olduğunu görüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar hiç gözüm korkmadan grafiği yorumlayarak da çok rahat manyetizma sorularını halledebiliyorum. Cevaba 1-2 dedim bitirdim. Geldim 10. soruya. PET cihazının çalışma ilkesiyle ilgili hangileri doğrudur demiş. Nükleer tip alanında kullanılan bir görüntüleme teknolojisidir. Modern fiziğin teknolojideki yeri ve önemi ünitesinde sizlere bunu ayrıntılı bir şekilde görsellerle anlattık. Görüntülemenin temelinde vücuda enfekte edilen radyoaktif madde tarafından salınan pozitronların vücuttaki atomların serbest elektronlarıyla yok olma tepkimesi elektron pozitron ilişkisinden aklınızda tutabilirsiniz. X ışınları bilgisayarda demiş. Arkadaşlar X ışınları elektronların ivmeli hareketinden kaynaklanan bir e, elektromanyetik dalgaydı. Bizim PET'te var olan ışımamız ise gama ışınları. Burada bir ayrıntıya düşebilirsiniz belki. Cevabı 1 ve 2 deyip soruyu bitirebilirsiniz. Astronomlar yıldızlardan gelen ışık spektrumlarındaki kaymaları gözlemlemek için bir alet kullanıyorlar. Spektrograf diye. Her yıldızın dış katmanında belirli dalga boylarında ışığı emen atomlar vardır. Bu sorunla yıldıza ait ışık spektrumunun farklı bölgelerindeki koyu çizgiler olarak görünür. Araştırmalar bu çizgilerdeki kaymaları Doppler kaymasının boyutunu ölçmek için kullanırlar demiş. Yani aslında sana yine bir bilgi veriyor. Yani senin bu Doppler'i uzun uzun bilmen gerektiğini savunmuyoruz arkadaşlar. Bakalım. Demiş ki bir astronom şekil 1'deki gibi X yıldızından dünyaya gelen ışık spektrumunu incelerken spektrumdaki koyu çizgilerin şekil 2'deki ok yönünde kaydığını söylemiş. Yani arkadaşlar bakın burası kırmızı burası mavi taraf. Ne tarafa doğru kaymış? Maviye doğru kaymış. Mavinin dalga boyunun azaldığını biliyorum. Bu yıldızdan gelen ışınların dalga boyu azalıyor. E, enerjiyle de ters orantılıydı. Enerjisi artıyor diyebilirim. Öyleyse bakalım X yıldızından gelen ışık spektrumundaki karanlık çizgiler daha küçük dalga boylarına kaymıştır. Mavinin kırmızıdan daha küçük dalga boylu olduğunu biliyorum. Bu kayma yıldızın dünyadan uzaklaştığını gösterir. Uzaklaşsaydı kırmızıya kayıyor. Yani enerjisi bizim için daha azalıyor gibi görecektik. Fakat enerjisinin arttığını söyledik. ikiyi kabul edemedik. X yıldızının dünyaya uzaklığı değişirken X yıldızından yayılıp dünyaya ilerleyen ışığın Boşluktaki hızı değişir demiş. Boşluktaki ışığın hızı her zaman ışık hızıydı arkadaşlar. Bizim için kozmik bir sınırdı. Bunu değiştiremiyoruz. Dolayısıyla yalnız bir doğrudur deyip Soruyu bitiriyoruz. Geldik 12. soruya. Demiş ki ışık bazı olaylarda dalga, bazı olaylarda parçacık, bazı olaylarda hem dalga hem parçacık özelliği gösterir. Bu bir tık sinir bozucu bir ezber olarak karşınıza gelebilir. Çift yarıklı bir düzlemi görüyorum ve diyorum ki 1800'lerde Thomas Young tarafından ışığın dalga özelliğini taşıyan ilk deneydi ispatlama. Dolayısıyla bu benim için dalga özelliğidir dedi Geldim. Ne yaptı? Elektroskoba bağlı bir levhadan elektron kopardık aslında, değil mi? Bu sayede ne yaptık? Bu yaprakların değiştiğini gözlemledik. Yani sanki bir topun çarpması gibi düşündüğünüzde ışığın tanecik özelliğini gösteriyor. Çünkü fotoelektrik olayın bir başka versiyonu bizim için. Geldik birçok farklı düzende salınarak ilerleyen ışık polarize filtreden geçirilerek tek bir düzende salınarak ilerlenmesi sağlıyor. Şimdi bizim için ışık enine bir dalga elektrik alan ve manyetik alanın birbirine dik titreşmesinden ortaya çıkıyor biliyorsunuz ki. Biz bu polarize filtre sayesinde aslında tek tarafta salınım yapmasını sağlıyoruz ışın. Dolayısıyla yine dalga özelliğinden yararlanıyoruz. Hangileri dalga yapısıyla açıklanır dedi bizim için 1 ve 3 dalga yapısıyla açıklayabildiğimiz durumlardır dedik. Bunu kendiniz mantıklı yürütebilirsiniz. Küçük küçük notlarla bu tarz soruları çözerken ilk 2-3 denemede yanınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Direkt hepsinin ezberinde kalmasını beklemiyoruz. Bor atom modeline göre açısal momentum bağıntısı verilmiş. 13. sorumuzda enerji bağıntısı verilmiş. Diyor ki Çekirdek içerisinde dolanan elektronla ilgili hangileri doğrudur demiş. Açısal momentum 2H bölü pi olabilir. Şimdi ben burayı 4 yazarsam en, en eşittir 4. yörünge dersem. Evet 2H bölü pi çıkabilir. Yörünge değişikliği sonucunda toplam enerjisi artan elektronun açısal momentumu azalır. Şimdi ben diyorum ki birinci yörüngede E1'de enerjim eksi E. 2. yörüngeye bakıyorum. Şunlar benim için sabit arkadaşlar. Eksi E bölü 4. Üçüncü yörüngeme bakıyorum. Eksi e bölü 9. Negatif bir sayı biliyorsunuz. Dolayısıyla yukarıya çıktıkça enerjim artıyor diyebilirim. Açısal momentumu konuşalım. Burası en eşittir 1'de bir 1 bir h bölü 2 pi. Buraya bak 2 h bölü 2 pi. Buraya bak 3 h bölü 2 pi. Yani toplam enerjim artarken elektronun açısal momentumu azalmıyor sevgili arkadaşlar. Bu doğrultuda yine yeniden açısal momentum artıyor demeliydi. Açısal momentum ve toplam enerji kesikli değerlere sahiptir. Yani belli değerler alabilir. Yani yörünge ile alakalı noktalara bağlıdır. Dolayısıyla 1 ve 3'ü kabul ettik yine yeniden ne yaptılar? Bize soru da verdiler. Sorudaki o köklerde, o formüllerdeki bilgiyi yorumladık biz sizlerle. Geldik 14 ve sonuncu sorumuza. 1800'lerin sonunda çift yarık deneyinden bahsedilmiş. Fizikçiler mekanik dalgalarda olduğu gibi ışığın da yayılabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç olduğu düşünüldü. Fizikçiler tüm evreni dolduran bir madde olduğunu varsaydılar ve buna eter dediler. Michelson-Morley eter hipotezini kanıtlamak için bir deney tasarladı deneyin amacı interferometre yardımıyla dünyanın etere göre hızını ölçmekti. Bu deneyle ilgili hangilerine ulaşılmıştır? Yine bir tık bilgi sorusu olmuş. Eter hipotezinin mümkün olamaz. Yani eter geçerli değildir. Aslında bu yolculuğa eter var diye çıkıp yaptıkları deneylerle dünyanın farklı yerlerinde yapılan bir sürü deneyle birlikte Işık hızının etkilenmediğini, demek ki bir ortama ihtiyaç duymadan yayılabildiğini söylediler. Işığın yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç yoktur. Işığın boşluktaki yayılma hızı her doğrultuda eşit büyüklüktedir. Evet çünkü farklı aynalar koyuyorlar ve hiçbir doğrultuda ışığın hızının büyüklüğü değişmedi. Dolayısıyla edirne dedik. Bu tarz soruları görsel olarak kafanızda kazıyabilmeniz daha kalıcı öğrenmeyi sağlıyor arkadaşlar. Genelde kanalda var olan anlatımlarda da size bu deneylerin yapılışlarını simülasyonlarla göstermeye çalıştım. Sizlere tavsiyem özellikle bu son 3 konu yani 12'nin 2. döneminde var olan ünitelerle alakalı küçük küçük notlar alıp bu notlarla denemeye girmeniz veya soru bankalarını çözmeniz. Çünkü ilk başta direkt ezberinizde kalmasının imkanı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden küçük notlarla kendinize alıştırma yapabilirsiniz. Bedava net kazanabilirsiniz. Bu denemenin seviyesinden bahsedelim. Bu deneme bizim için orta seviye bir deneme diye adlandırabiliriz. Hatalara e, ya özellikle öncüllü sorularda düşebileceğiniz sorular vardı. Ya da bilgi bir yerde eksikse bir tane öncülden dolayı sorunun gidebileceği yerler vardı. Gitgide soruları zorlaştıracağım ve çıkmış sorulara benzer de sorular çözmeyi düşünüyorum. Umuyorum sizler için yararlı bir içerik oluyordur. Ekstra yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlarda kesinlikle yazın. Kaç net yaptığınızı da yazın arkadaşlar. Gidişatınızı görmek istiyorum. Onun dışında belki konuyla alakalı size bir sürpriz daha yapabilirim. Bakalım şimdi şöyle bir denemelerde ısınalım. Ee, eğer ki gerçekten beğeniyorsanız lütfen kanala abone olup arkadaşlarınızla şu son süreçte paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.